Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 7-13 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar güneş akrep burcunda ilerliyor. Yılın önemli bir haftasındayız. Ay ışığını büyütüyor. Dolunaya doğru ilerliyor ve bu hafta Ay tutulması yaşayacağız. Kadersel bir dönem. Hızlı sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz çünkü bu tutulma Uranüs'te birleşiyor. Tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz Pazartesi Sabah saatleri itibariyle ay boğa burcuna geçmiş olacak salı Öğle saatlerinde ise 16 derece boğa burcunda ile beraber tam ay tutulması yaşayacağız bu tutulma sizin için önemli sabit burçlarımız çok etki alıyor Üstelik burcunuzdaki Satürn'le de açı alan e, önemli bir tutulma bu e, sizin için daha kaderser diyeceğimiz hayatınızın yapılarında e, önemli bazı değişimlerle karşılaşabileceğiniz bir tutulma dönemindeyiz sadece bu haftayla sınırlı değil ama en güçlü etkileri Tabii ki tutun ay tutulması olduğu için hızlı bir şekilde hafta genelinde de gözlenebilir önümüzdeki birkaç ayda Bunlar devam edebilir özellikle ev yuva alanlarınız ailevi konular olabilir Bunlar yerleşim yeriniz olabilir çalıştığınız mekanlar olabilir daha çok özel hayatınız genel düzeninizle ilgili e, değişimler içerisindesiniz yani taşınabilirsiniz işte yer değiştirebilirsiniz, başka bir şehre, ülkeye gidebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, aile olabilirsiniz, evlenebilirsiniz. E, aileyle yaşıyorsanız belki kendi başınıza yaşamak için evden ayrılabilirsiniz. Ee, evliyseniz boşanabilirsiniz. Bir düzen değişimi söz konusu olabilir. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onların yaşamları, işleri, onların genel düzenleriyle, onların sağlıkları ile ilgili konular da tabii ki bu tutulmada çok hassaslaşabilir ve gündeminizi yine meşgul edebilir. Ee, sürprizlere hazır olun. Haftanın genelinde beklemediğiniz durumlar tutumayla beraber gündeme gelebilir. Mars ikizler burcunda gerilmeye devam ediyor. Perşembe ve Cuma da ay e, ikizler burcunda olacak. Özellikle Cuma günü ay Mars kavuşumu söz konusu. E, biraz tabii ki bu ikizlerde olunca zihinsel anlamda huzursuzluklar yaratabiliyor. Düşüncelerimiz çok karışık olabilir, çok geçmişin etkisinde kalabiliriz. İletişim sorunları olabilir. Özellikle çocuklarla ilişkilere falan dikkat edin eğitimle ilgili işleriniz varsa biraz gecikmeler olabilir işte seyahat planlarınızla ilgili sorunlar olabilir trafikte dikkat edin genel olarak aslında Mars size sert bir açıda değil e, o, bu da çok olumsuz etkiler getirmiyor hatta bazı nostaljik etkiler de getirebilir işte uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz e, daha önceden yaptığınız ya da yapmak isteyip de yarım kalmış işlerinize bir hobiniz mesela olabilir bu hani yazdığınız ama yarım bıraktığınız bir yazınız olabilir. İşte bunu tamamlayabilirsiniz. Bir eğitiminiz olabilir. Bununla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunun gibi fırsatlar da verebilir size. Hafta sonu ay yengeç burcunda olacak. Hafta sonu daha çok Özel hayatınız, işte çalışıyorsanız mesleki konularda bu hafta sonu meşgul olabilirsiniz. Yani çok fazla böyle tatil ve dinlenme anlamına gelmiyor hafta sonunun etkileri. Daha çok evde de olsa, hani işte de olsanız biraz böyle yorulabileceğiniz işlere odaklanabileceğiniz bir hafta. Bunun sıra işte genel sağlığınızla ilgilenebilirsiniz, kontrollerinizi bakımlarınızı yapabilirsiniz, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz, bakım, beslenme gibi diyet gibi konulara da zaman ayırabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.